Merhaba. Bu videoda Go ile YAML dosya formatını nasıl inceleyeceğimizi, okuyacağımızı öğreneceğiz. YAML dosya formatı konfigürasyon amacıyla kullandığımız dosya formatlarından bir tanesi. YAML, TOML ve birkaç tane daha farklı var. BOML vesaire ama en çok kullanılanlardan bir tanesi YAML. Şimdi bunu nasıl yaparız? Fakat öncelikle bir web sitesini inceleyelim. Bakalım YAML neymiş? Gördüğünüz gibi YAML GitHub üzerinden inceleyebilirsiniz. Öncelikle şu şekilde bir kurulum var. GoAget, gopkg.in, YAML v2 vesaire versiyona göre seçebilirsiniz. Sonrasında da şöyle kullanılıyor. GitHub sayfasına baktığımızda da şöyle görebiliyorsunuz. 1300 kişi kullandığını söylüyor. Kontribütörler vesaire. Detaylar burada. Şöyle inceleyebilirsiniz. Biz de bu şekilde kullanacağız birazdan. Kendiniz de ayrıca bunu inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda dokümantasyon tarafına da bakabilirsiniz. Epey bir detaylı, yani başlangıç amacıyla detaylı bilgiler mevcut. Buradan farklı farklı örnekler bulabilirsiniz. Geçiyorum koduma. Öncelikle genel yapıyı kurayım. Burada Models klasörü açıyorum. Bunun içerisinde config.go diye bir dosya oluşturacağım. Bu kalsın şimdilik. Sadece package model şöyle Models yazsın. Evet. Hatta şurayı sileyim şimdilik. Kafa karıştırmasın. Ben sadece config.yaml uzantılı dosyamı oluşturuyorum. Bunun için de öncelikle ayarlarımı yazmam lazım. Ben ne istiyorum? Mesela user diye bir bilgi olsun. User bilgisi. Database bilgisini tutmuş olayım ben. Uygulamamızın içerisinde gerekli olan bütün ayarları burada tutabiliriz. Tabii şifre vesaire gibi bilgileri burada tutmamak lazım. Onu da belirteyim. Mümkün olduğunca tutmamak gerekiyor. Mesela database adı da e-commerce DB olsun. Port bilgisi şu olsun. Serverımız 127.0.0.1. Settings kısmında da şöyle mesela ayar X ayar Y. Bu kadar. Kapatıyorum bunu. Şimdi ben bunu nasıl okuyacağım? Ona bakalım. Bir iki yöntem uygulayabiliriz. Mesela yöntemimiz file name. Doğrudan dosyayı okuyarak bunu yapabilirim. Nereden okuyacağım? Config YAML zaten benim kök dizilimde şu an. Ben onu okurum. Nereden okurum? IOUtil. Built-in package'lar içerisinde böyle bir şey var. IOUtil. Bunu read file function'ı ile ben bu okumayı yapabilirim. Yukarıda tanımladığım YAML'ı dosya adını buraya, path'ini buraya veriyorum. Ve diyorum ki hata var mı? Varsa panik fırlat. Bakıyorum. Herhangi bir sorun var. Örneklerinden RR. Şu. Tabii bu arada unuttuğumuz bir şey neydi? Modülümüzü, Go modumuzu oluşturmak. Init. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım. Mesela GitHub üzerinden yapacağım. Benim username'im üzerinden olduğunu varsayalım. Bu gerçekte olan bir alan değil. Gerek de yok. Herhangi bir şey yazabilirsiniz burada. Namespace mantığında. Go config op. Go config operation. Operations gibi düşünülebilir. Bunu oluşturdum. Tamam. Orada değişim tamam. Tabii ki yaptık şurada da. Şimdi bu bize read file ne dönüyor? Bakıyorum.
Byte dizisi döner ve error döner. Byte dizisi benim ihtiyacım olan şey. Onu diyelim ki source olarak aldım. ERR de benim nesnem olsun. Hata nesnem. Hata olursa onu kullanacağım. Sonrasında eğer hata olmasın olacak. Print'i source'u print ile ekrana basmalıyım. Print line. Source. Kaydediyorum. Go run mean go. Çalıştırabiliriz. Evet, bir şeyler yazdı ekrana. Peki ekrandaki değerleri anlamıyoruz, değil mi? Çünkü string'e dönüştürmemiz lazım. Byte dizisini bu şekilde okuyamazsınız. Yapalım. Evet, Janosan, eCommerce DB, port vesaire vesaire bu bilgileri aldık. Tamam, bu normal standart library yöntemiyle bunu zaten yapabiliriz. Sonuçta YAML'da bir dosya. Bunun içerisindeki veri istediğiniz gibi alır, istediğiniz gibi yazarsınız. Herhangi bir sınır yok. Fakat tabii ki bunun bir de YAML'ın kendisine özel geliştirilmiş library'si var. Az önce gösterdiğim library. Onu kullanarak da yapalım. Bu the standard library version diyelim. Go'nun standard library'si ile yapabileceğimiz yöntem. Peki. Diğer yöntem bu da YAML package ile diyelim. Burada ne yapacağız? Şurada config zaten var YAML. Tane models klasörü açıyorum. Bunun içerisine config.go diye bir dosya açıyorum. Diyorum ki sen bir modelsin. Type config struct. Sonra user string database string bilgisi port string, server string, settings, string dizisi. Bu kaydet. Bu tek başına yeterli değil. Bizim YAML ile bu modelimizi ilişkilendirmemiz gerekiyor. Bu da benim klavyede alt artı 96 şeklinde. Ters üstten bu çizgileri çıkartmamız gerekiyor. Adını hatırlayamadım. Her ne ise. Yalnız dikkat edin, şu değil. Yani şu şekilde yapamazsınız orada. Bunu çıkartmanız lazım. User hemen şunları kopyalayayım. Port, server, settings, tamamdır. Peki, gelelim maile. Şimdilik bunlar kalsın. Var config. Benim models'ımın üzerinden bir şey elde etmek istiyorum. Fakat benim models'ım nerede? Şimdi onu tanıtmadık da. Nereden tanıtacağız? Geleyim ben şuralara bir yerlere. Tabii ki bu arada package'ı da henüz yüklemedik, değil mi? Onu da yükleyelim. Bakın şurada benim go mod dosyalarım eksik. Go get yükle. Sam dosyası vesaire olursun. Evet, başarılı. Sorun yok. Bunu kopyaladım. Şunu da alacağım. Sen git. Sen buradan. Bu kalsın. Kaydetmeden önce şunu da alıyorum. Bunu kullanmıştım ben. Bunun üzerinden models'a erişeceğim çünkü. Kaydetmedim henüz. Çünkü silinecek yoksa. Onun güzelliği. Models nokta config diyorum. Tamam. Models kalabilir burada. Diğeri nedir?
Benim YAML'ımı kullanacağım. YAML nokta diyorum. UnMarshall. UnMarshall ve UnMarshall işlemi. Yani ben source olarak verdiğim kaynaktan bu byte dizisi oluyor. Ondan veriyi al. Ne yap? Şuradan config nesneme onun içerisindeki değerleri, veriyi atalım. Şurada bir nesne oluşturdum ya, config'in. Buradan source'daki byte olan şuradaki veri byte dizisini buna atayacak. Ama nasıl atayacak? YAML'ın içindeki unmarshal ile, yani YAML formatına dönüştürerek bunu yapacak. Doğrudan yapmayacak. Şuradan bakabilirsiniz. Marshall ve unmarshal işlemi bu amaçla kullanılır. Gelelim buraya, panik hata olursa bizi uyar. Sonra ne yap? FMT print line, sonra da config'i ekrana bas. Şunu şimdi kaldırabilirim. Ekranda sadece bu oluşturduğum çalışsın. Temizleyelim burayı. Biraz daha temizleyelim. Main.go. Evet, Cihan Özhan, e-commerce DB 1234 bla bla. Ayarlarda dizi olarak geldi. Başarılı. Yani yeni YAML package'ıyla da bunu okuduk. Peki, başka ne yapılabilir? Ufak tefek bir şeyler daha yapabiliriz belki. Bu da şu olabilir. Mesela FMT print F diyelim. Print F'e de gerek var mı? Print line olsun. Value. Şuradan string birleştirme işlemi yapalım. Config nokta settings. Settings'in mesela sıfırıncısını al. Bana gelen değerlerin sıfırıncısı. O ne oluyor? Cihan Özhan oluyor. Yani kullanıcı adı. Mesela biri alalım. Database adı gelsin. Çalıştı. Pardon. Evet, güzel bir hata. Yani tamam aldım ama söylediğim şey yanlıştı. O da şu. Ben settings istediğimde şunu istemiş oluyorum. Bunun içerisindeki de dizi olarak almış oluyorum. Bunun sıfır değil, birinci istersem ayar Y gelir bana. O yüzden ayar Y geldi. Küçük bir kafa karışıklığı. Evet, bu da tamam. Peki, başka ne olur? Olsun mesela. SSL şöyle bir ayar olduğunu varsayalım. Tamamen uydurduk. Yani birden fazla olsun diye istedim bunu. Evet. For underscore v şuradan config üzerinden nokta diyorum settings. Evet, bunun içerisinde döneceğiz. FMT nokta print line ayar ve v'yi, yani value yazdıralım. Yani bir döngü yapıyorum. Basit. SSL force işte böyle bir şeyler. 3 tane değeri de ayar bilgisini de yazdırmış olduk. Bu kadar. YAML gibi dosya formatlarını konfigürasyon amacıyla oluşturulan, kullanılan dosya formatlarını da Go ile rahatlıkla kullanabilirsiniz.